Herkese mutlu günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler şükür iyiyiz. Kalkalı epey oldu. Biraz kendime gelemedim. Açılmayı bekledim. Gece çok geç yattım. Sabaha karşı diyebiliriz. Saat 5.30'du. Ben hala uyumamıştım. Biraz diş ağrısı, yani olmayan, çekilen dişimin yeri ağrıdı ve yüzüme vurdu. Ağrı. O biraz zorladı beni ve işte dediğim gibi 5.30'du. Ben hala uyumak için uğraşıyordum. Birkaç ağrı kesici içtim. Anca etki ettiler. İşte biraz uyanmakta, o yüzden zorlandım. Kimse de ellemedi beni. Kaçta uyandım? 10.30 gibiydi uyandığımda işte. Anca birkaç lokma bir şey yedim ve kendime gelmeyi bekliyorum. Şuralarda biraz dağınıklıklarım var. Eşim gece şey yaptı. Ne onun adı? Arıtma cihazının filtrelerini falan değiştirdi. Yani değiştirdi. Onları böyle plastikler falan çıkmış, yıkanacak duruyorlar. Bardakları falan makineye attım da onlar elde yıkanacak. Duruyorlar orada. Az sonra yıkarım onları da, hallederim. Başka da bir şey yok zaten. 3 parça bir şey var orada. Havada soğudu. Neyse, çok soğuk olmadan işimi kolayladım ben. Hani böyle ağır işim bitti artık. Gündelik işe dönmeye başladım. Bir banyo tuvaletim var böyle, hani detaylı temizlemem gereken, ama onları da sıcak suyla yaptığım için çok fazla sorun olmuyor. Niye köpürmedi kahve? Yani daha bol köpük isterdim. Allah Allah. Her neyse, bakalım kahvemi içeyim. Sonra günümüze devam edelim. Önceki gece videomu sonlandırdıktan sonra baktım çamaşır çok birikiyor. Bir kısım ütümü yapmıştım. Şimdi son kalan ütülerim var. Ütü birikmesin ki sonra ben sinir olmayayım. Hemen 4-5 parçam kaldı. Onlar yeni kurudu, ilk kuruyanlardan. Onlara süreceğim ütüyü. Çamaşır askısını astığım için mandal kullanmadım. Zaten oraya astığımda mandal kullanmıyorum. Dışarı astıklarımda kullanıyorum mandalı. Böylece mandal izi olmuyor. Ve ütülemem daha kolay oluyor. Sadece şöyle sürüyorum, geçiyorum ütüyü. Bunlar da zaten böyle çok teferruatlı ütü yapmamı gerektirecek şeyler değil. Ay, sesim çıksın diye biraz yüksek sesle konuşuyorum. Diş boğazıma vurdu. Boğazım acıyor. Öyle bakalım. Şu birkaç parçamı da ütüleyeyim.
Evet, ütüyü de bitirdim. Yatak odasındaki son kalan işlerimi de toparladım. Ve yatak odam bitti. Halılarını değiştirdim. Eski halılarımı serdim. Şöyle. Oraya da kitaplığımı koydum. Şurası artık komple benim hobi malzemelerim. Kitaplarım. Alttaki dolapta da örgü malzemelerim var. Şu resim çerçevesini yana koydum da nereye asacağımı bilemedim. Onu asacak yer bulacağım. Önceden buradaydı o resim. Ama biliyorsunuz İzmir'de çok sık deprem olduğu için düşme tehlikesinden dolayı başucumuzdu o bir de. Biz onu indirdik. Gelin damat resmi olur ya her evde. O resimden. Şimdi gözümün önüne koydum ki ona bir yer bulacağım. Yani düşerse de tehlike arz etmeyecek bir yere asacağım onu. Aa, temizlendi çok şükür. O dolap da benim çok işime yaradı. Biraz alakasız dursa da orada böyle hani kimse görmüyor. Yatak odasına dediğim gibi bizden başkası girmiyor. He, bir de latte giriyor işte böyle. Yani böyle ilk etapta baktığınızda orada o kitaplık geride durduğu için görünmüyor. Ve benim bütün kitaplarımı o aldı. Altta da dediğim gibi örgü malzemelerim, şiş, yün, tığ, ıvır zıvırlarımı koydum. İyi oldu. Böyle bir güzel temizlendi. Her taraf silindi, süpürüldü. Nihayet bitirdik. Güle güle kirleteyim. Çok çabuk kirletirim. Hiç affetmem. Fiyatların hızına yetişebilene aşk olsun. Markete gittim geldim de tuvalet kağıdı yok. Niye yok bilmiyorum. Ortalıklarda tuvalet kağıdı yok yani. Neyse bunu buldum. Bim'den. O da ya 2 paket ya 3 paket vardı. A100 lirada falan yoktu hiç. 2 tane makarna aldım şöyle. Burgu. Bir tane de çubuk aldım geldi. Kesme şekerimiz yine azaldı. Bize şu kesme şeker bir hafta gidiyor. Ve sadece eşimle kızım kullanıyor. Başkası da kullanmıyor yani. 2 tane şöyle küp şeker aldık. Şöyle 2 tane çikolata, bir tane de şöyle High Life. Eskiden çok yerdim lise dönemlerimde. Bir de süt aldım. Nedense süt Bim'de indirime girmiş. Şöyle 4 paket süt aldım. Bir tane de dolabımda vardı. Dursunlar, sürekli sütle bir şeyler yapıyoruz. Minnoş alışverişim bu kadar. Hemen şunları kaldıracağım ortalığından. Mutfağıma bir süpürge tutacağım. Ne yemek yapacağıma karar veremeyince buzluktan, derin dondurucudan bamya çıkardım. Uzun zamandır da yememiştik. Ta yazın yapmıştım bir kere. 3 poşet de atmıştım kıştan. Aman yazdan. Şimdi bir bamya pişireceğim. Soğanla domatesin biraz kavrulsun. Karlıyken atılıyor ya buzluktan çıkan bamyalar. Şuraya da sıcak su koydum. Kaynıyorlar. Üzerine de sıcak su ilavesi yapacağım. Biz sebze yemeklerinin içinde biliyorsunuz çok denk gelmemişsinizdir zaten. Et ya da kıyma pek kullanmayız çünkü sevmezler. Sadece karnıyarık ve musakkada ben kıyma kullanırım. Hani mesela etli bamya, kıymalı taze fasulye, kıymalı dolma falan, biber dolması yapmam ben. Yemezler. Bunu da öyle etli yapmayacağım. Sadece sade yapıyorum. Güzel pişirelim. Yanına da birazcık makarna yaparım. Tereyağlı. Olur. Olur. Yeter bize. Karlı karlı bamyayı koydum. Ocağın altını kısayım. Şimdi çok hasarlamadan, çok karıştırmadan pişmesini bekleyeceğim.
kapadılar. Çok sulu da yapmam. Çok sulu da yemezler. Balyalara dokunmadan çok fazla. Yeterlidir bu su. Kısık ateşte pişmesini beklerim şimdi. Bir tane de et knor koyacağım. Lezzet artsın diye tuzunu atmadım. Tuz da atayım. Sakin sakin, güzel güzel pişsin bu arkadaşlar. Ne yapmadım? Yarım da limonun suyunu dökecektim ama unutuverdim. Neyse, üstüne sıkayım artık, değil mi? Önceden koymam lazımdı. Bamyam pişti. Çok da güzel görünüyor. Makarnam da böyle kavurma makarna yaptım. Pilav tarzında olandan, tereyağlı. Beyaz peynirim var. Üzerine böyle isteyen koysun. Ben peynirli yiyeceğim çünkü. Bu akşamki menümüzü de bu şekilde hazırlamış olduk. Bir de turşu çıkartırım yanına. Aa, yoğurdum da olacaktı dolapta. Yoğurt da çıkartırım. Tamam, bitti gitti işte. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin, daha fazla versin. Şimdi bize müsaade, afiyet olsun. Yemek sonrası akşam yürüyüşü. Sımsıkı giyindim bugün. Soğukta yürümeyi severim, sıcakta her ne kadar yürümeyi sevmesem de. Evleri, kış evleri. Burada ağaç budama işleri yapılıyor galiba şu anda. Ağaçları budamışlar sitenin. Orada biraz geçiverdim hızlıcana. Neyse, ben yürümeye devam edeceğim. Vücudum iyicene ısındı. Evde görüşürüz. Kocaman bardağımı aldım. Genelde kahvaltıda bu bardağı seviyorum kullanmayı. Çok çay düşkünü değilimdir. Ama şöyle işte laf olsun diye bir tane her akşam içiyorum. Bu da çok demli göründüğüne bakmayın. Şu anda zemin siyah, tabak siyah. Aslında çok açık bir çay o. Neyse. Yürüyüşten geldikten sonra yorgunluğumu gidersin. Hani öyle diyorlar ya çay için. Hiç de öyle bir şey olmadı ama şimdiye kadar. Çay işte yorgunluğum gider gitsin diyorlar. Ya da çay iç, hararetin dinsin diyorlar. Hiçbiri olmuyor. Hiç sevmedim. Oğlum olası da sevmem çayı. Neyse, ne gereksiz bir sohbetti. Videomu kapatayım artık. Müsaadenizi isteyeyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyeyim sizlere. Vedalaşayım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.